Evet, Bursa'nın İznik ilçesindeyiz arkadaşlar. Yeşili ve mavi dokusuyla muhteşem bir yer. Osmanlı'dan kalma birçok tarihi eser mevcut burada. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar, tarihi saat kulesi ve Ayasofya Orhan Camii burası. İznik'te muhteşem bir yer, Ayasofya Camii. Biraz ileride de yine bir cami daha var. Yine bir cami var. İşte görüyorsunuz arkadaşlar, tarihi hamam burası bildiğim kadarıyla. İznik'te Kaplıca Hamam. Çini fırınları hamam, evet burası 2. Murat Hamamı'ymış. Çini fırınları. Evet, burada aşağıda yine kalıntılar var, görüyorsunuz. Aşağıda bir tarih yatıyor resmen. Evet. Bizler de sizler gibi ilk defa geziyoruz ve Çinileriyle meşhur İznik arkadaşlar. İznik çok güzel Çiniler var. Her köşe başında bir Çini dükkanı görmek mümkün. Evet, bir kale burası, surlar. Daha doğrusu İznik surları arkadaşlar. Surlara geldik. Surların içine girdik arkadaşlar. Restore de ediliyor surlar. Antik su yolu. Şuradan da gösterelim su yolu. Şu an evet, İznik'e çıkıyoruz yavaş yavaş. Kısa da olsa size İznik'i gezdirdik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir İznik'i. Elimizden geldiğince sizlere İznik'i göstermeye çalıştık. Buraya gelip görmek lazım. Gerçekten muhteşem bir doğası var. Muhteşem bir yapısı var. Her taraf tarihi eser, tarihi camilerle dolu arkadaşlar. Evet. Yani evet, zeytinyağı var burada. Zeytinyağı satıyor kardeşim. Selamünaleyküm. Hocam nasılsın? Bunlar gerçek zeytinyağı mı? Organik doğal zeytinyağı. Soğuk sıkım. Soğuk sıkım. Ama fabrikaya benziyor bunlar ya. Abi fabrikaya götürüyoruz, seninkileri fabrikadan alıyorsun. Ha, ne kadar mesela o 5 litreliği? 125. 125. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Kaldır onu bir bak, 5 litrelik halis mulis zeytinyağı 125. Neye geliyor? 125 TL. Euro'ya vurduğun zaman 15, 20 euro. Yok, 20 bile değil. 15 euro arkadaşlar. 16,5 euro'ya geliyor. Şöyle 5 kilo sızma zeytinyağı. İsteyen olursa getiririz, haberiniz olsun. Zeytinler de mi orijinal? Bunlar da orijinal abi. Kalem olamazsın. Orada İznik. Evet, bir bakalım tadına. Evet. Almanya'da selamlar. Şu an Belçika, Almanya, Hollanda, herkes seni seyretti, bak haberin olsun. Evet. Alalım bir tane biz ondan ya. Bir tane zeytinyağı alalım. Evet, bu surlar. Görüyorsunuz arkadaşlar, karşıda surlar sizi karşılıyor. Sakarya girişinden girdiğiniz zaman şehir boyunca ve gerçekten tarihi dokusuyla. Ne? Ne yatırı o? Osmanlı'da uzun adamlar var ya, büyük adamlar. Evet. O adam 3 metre, kafası
Benim iki kafam duydum. Bir anlat bakalım bize, ne var orada bayrağın yanında? Eski zaman insanları var. 3 metre bir boyu var. Böyle bir kafası var. Kelle koltukta 3 adımda tepeye çıkıyor. 3 adımda tepeye çıkıyor. Orada yatır var. 3 adımda o tepeye çıkıyor bayrak olan yere. Abi ya. O yatır orada, araba çıkıyor mu oraya? Tamam, biz o yatıra bir gidelim. İsmi ne oranın? Abdülhab Dede. Abdul? Ab Dede. Abdülhab Dede. Evet, Abdülhab Dede varmış arkadaşlar. Şu size gösterdiğim Bayraklı Tepe'de 3 adımda buraya çıkmış. 3 metre boyunda diyor arkadaş. Şimdi oraya gideceğiz, bir bakalım durum nedir. Sen bize bir tane zeytinyağı şu arabaya bırak. Parasını gel benden al. Bayraklı Tepe'ye geldik. Bayağı bir yüksekteyiz. Görüyorsunuz aşağıda zeytin ağaçları muhteşem görünüyorlar. Birazdan Abdülvahap Hazretleri'nin türbesine gideceğiz. 3 metre boyu varmış arkadaşlar. İşte görüyorsunuz bayrağımız. Evet, türbede adak adanmaz, kurban kesilmez. Mum yakılmaz, bez çaput bağlanmaz, taş para yapıştırılmaz, eğilerek ve emekleyerek girilmez, para atılmaz, yiyecek şeyler bırakılmaz, el yüz sürülmez, türbe ve yatırlardan medet şifa umulmaz, türbe ve yatırların etrafında dönülmez, türbelerin içinde yatılmaz diyor. Evet. Bir bakalım. Muhteşem bir kokusu var arkadaşlar. Burası türbemizin camisi. Küçük bir cami var burada. Şimdi türbemize bakalım. Evet. İşte türbemize geldik arkadaşlar. Önce sizlere Abdülvahap Sultan Sancaktar 8. yüzyıl İslam ordusunun İznik'i kuşatması esnasında Abdülvahap Sancaktar'ı büyük yararlılıklar göstermiştir. Türkler İznik'i fethedince anısına bir türbe yaptırılmış. Son yıllarda türbesi önemli bir ziyaret yeri olmuştur. Evet, şöyle bakalım. Hakikaten 3 metre boyu var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burada Türk bayrakları, Türk bayrağımız. Evet. Sancaktar'ı Abdülvahap Hazretleri, ruhu için Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sizler de birer Fatiha gönderin oradan arkadaşlar. Evet, şimdi sizlere İznik'i göstereceğiz. Yani 3 metre boyunda bir insanmış arkadaşlar, anlatıldığına göre. Evet. Hala haber soruyorsunuz. Haberler saat 22'de Türkiye saatiyle 23'te canlı yayınla Kadir Özmen'le haberlerde arkadaşlar. Şu an biz köy köy geziyoruz programındayız. Buradan soru cevap istemeyin lütfen. Ama güzel haberlerimiz var sizler için. Evet, şu anda oradan da görünüyorlar. Evet. Şu anda İznik kuş bakışı size seyrettireceğim arkadaşlar.
Bursa'nın İznik ilçesi. Tarihi çok önemli arkadaşlar. Evet, burası hakim bir tepe ve burada Sancaktar Abdülvahap Hazretleri'nin türbesi var. Tekrar buradan geldiğinizde İznik'i kuş bakışı seyredebiliyorsunuz. Her yer şu gördüğünüz yeşil, tüm alanlar zeytin ağaçları arkadaşlar. Bursa'nın İznik ilçesinden sizlere seslendik. Şöyle arkama da İznik'i alalım. Sizlere veda edelim. Evet, Belçikalı Türkler, Almanyalı Türkler, Avrupalı Türkler diyelim hepinize. Bursa'nın İznik ilçesinden selamlar, saygılar sunuyorum. Akşam saat 22'de canlı yayında buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Thank you.